Amerika'nın sesini Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika geçen hafta iki siyahın beyaz polisler tarafından öldürülmesi ve sonrasında da Dallas'ta beş polisin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şokunu atlatmaya çalışırken hafta sonunda ülke genelinde düzenlenen protestolarda çok sayıda gösterici tutuklandı. Dallas'ta eski ordu çalışanı Michael Johnson adlı bir keskin nişancının Barışçıl bir gösteri sırasında 5 polisi öldürmesinin ardından ülke genelindeki polis birimlerinde gerginlik hakim. Dallas'taki olayın ardından Tennessee ve Wisconsin olmak üzere en az iki eyalette polise ateş açma vakaları görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken Dallas Emniyet Müdürü David Brown konuştu ve kentteki protestolar sırasında 5 beyaz polisi vurarak öldüren 7 polisi de yaralayan Michael Johnson'ın çok daha büyük bir saldırı planladığını söyledi. Açıklamada Johnson'ın evinde yapılan aramada saldırganın patlayıcıların imhası üzerine çalıştığının tespit edildiği bildirildi. Brown, böylesi bir eylemin çok yıkıcı sonuçları olacağını vurguladı. Amerikan ordusuna görevli asker olan ve keskin nişancı olduğu belirtilen 25 yaşındaki Micah Johnson, Cuma sabahı bir garaja sıkıştırıldıktan sonra bomba yüklü bir robotun havaya uçurulmasıyla öldürülmüştü. Aktif bir saldırganın öldürülmesinde ilk kez bir robotun kullanılması da ülkede tartışma yarattı. Amerika'nın Louisiana eyaletinde geride bıraktığımız hafta 3 gün içinde 2 siyah birbirine benzer durumlarda polis tarafından vurularak öldürüldü. Ve Dallas'taki son saldırıda saldırgan siyah ölen ve yaralanan kurbanlar beyaz polisti. Amerika'nın sesine konuşan uzmanlar ülkede aşırılık yanlısı kesimlerin artan ırksal gerilim ve siyasi kutuplaşma nedeniyle harekete geçtiği uyarısında bulundu. Uzmanlar kökten dincilik ve radikal İslam yaklaşımlarının ülkeden ülkeye ve kişiden kişiye değişiklik gösterdiğine dikkat çekiyor. Amerika'nın sesi Arnavutluk, Bosna, Kosova ve Makedonya gibi Batı Balkan ülkelerini mercek altına aldı ve Balkanlarda radikalleşmenin nedenlerini araştırdı. Balkanlarda nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerle ilgili kaygılar artıyor. Batı Balkanlardaki radikalleşmeyi inceleyen uzman Adrian Stoney bu bölgeden Suriye ve Irak'a savaşmaya gidenlerin sayısının yüksek olmasının kaygı yarattığını söylüyor. Orta Doğu'ya giden ya da kendi arkadaşları tarafından radikalleştirilen çok kişi var. Bu insanları radikal İslam'a dostları, kardeşleri, abileri itiyor. 2011'den beri Batı Balkanlardan bin kişinin İslamcı militan örgütlere katıldığı sanılıyor. Amerika Uluslararası Kalkınma Dairesi Avrupa ve Avrasya Direktörü Yardımcısı Thomas Melia'ya göre radikalleşme ekonomik ve sosyal kalkınmaya yeterince önem verilmemesinden de kaynaklanıyor. Melia başka etkenlerden de dikkat çekiyor. Some international have. Kimi uluslararası etkenler insanları yanlış yöne sürükledi, onları radikalleştirdi. Bunu özellikle Arnavutluk, Kosova ve Bosna'nın bazı kesimlerinde görüyoruz. New York Times gazetesi kısa süre önce Suudi Arabistan kaynaklı paranın bir zamanların ılımlı Müslüman ülkesi Kosova'yı Vahabiliğin yayıldığı, cihatçı üreten aşırı İslamcı bir ülkeye dönüştürdüğünü yazdı. Stuni, Kosova ve diğer ülkelerin radikal İslam dalgalarıyla mücadele için bazı girişimlerde bulunduğunu, ancak bölgedeki toplumların hala kırılgan olduğunu söylüyor. Let's Batı Balkanlardaki sosyoekonomik ve siyasi koşulların pek de iyi olmadığını kabul etmeliyiz. Bu durum radikalleşmeye uygun bir ortam oluşturuyor. Thomas Malia, ekonomik durumun düzeltilmesi, daha çok fırsat yaratılması, hükümetin yolsuzluklardan uzaklaşması ve toplumun ileriye götürülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu prensiplerin önemi giderek artıyor. Bunları uzun vadeli kalkınma planımız için de benimsiyoruz. Balkanlardaki radikalleşme, mülteci krizleriyle birlikte daha da karmaşık hale dönüştü. Balkan ülkeleri Batı Avrupa'ya uzanan ana rotayı oluşturuyor. Mülteci dalgasıyla mücadele etmeye çalışan Avrupa Birliği'nin ise Balkanlardaki diğer sorunlara ayıracağı kaynakların azaldığı görülüyor. Serdar Keskin, Amerika'nın Sesi, Washington Amerika ile devam ediyoruz. Son kamuoyu yoklamaları Kasım ayındaki seçimlere 4 ay kala Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ı Demokrat Parti'li rakibi Hillary Clinton'ın gerisinde gösteriyor. Miller, milyarder emlakçı yol açtığı bazı tartışmaları aşmaya çalışıyor ama hem seçim yardımları hem de kampanya organizasyonu açısından Clinton'ın gerisinde görünüyor. If you listen to Hillary, you find out Destekçileri ve karşıtları Donald Trump'ın Houston yakınlarındaki mitinginden önce göçmenlik tartışmasına girdi. Trump gittiği yerlerde sadece destekçilerini değil, karşıtlarını da çekiyor. Trump her ne kadar adayı olduğu Cumhuriyetçi Partiyi birleştirmek için çaba sarf etse de asıl hedefi Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ı alt etmek. New York'ta bir konuşma yapan Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın dünya standartlarında bir yalancı olduğunu savundu. Hiçbir Dışişleri Bakanı Hillary Clinton kadar çok hata yapmadı. Verdiği kararlar dokunduğu her şey ölümlere, felaketlere ve teröre yol açtı. Bu arada Clinton da Trump'ı eleştirmekten geri durmuyor. Hedefinde Trump'ın yalnızca dış politika görüşleri değil, ekonomik vaatleri de var. Her geçen gün Trump'ın ne kadar dikkatsiz ve sorumsuz davrandığını görüyoruz. Kendisi bundan gurur duyuyor. Bu onun tercihi olabilir ama başkanlık koltuğu için yarışacaksa tercih bize ait olmalı. Trump'ı eleştirenler arasında Cumhuriyetçi Partili liderler de var. Virginia Üniversitesi'nden Kyle Kondik'e göre Cumhuriyetçiler arasında Trump'ı desteklemeyenler de var. Yeah, they can't trust Trump. Cumhuriyetçiler Trump'a güvenemedikleri gibi seçilmesi durumunda önceliklerini de temsil edebileceklerine inanmıyorlar. Kafalarındaki tek hesap kötünün iyisini seçme üzerine. Bundan dolayı partinin etiketini taşıyan oy verecekler. Cumhuriyetçi uzman Scott Faulkner'a göre Trump'ın kendini partiye uygun bir aday olarak pazarlaması gerekiyor. Amerikan halkıyla daha sıkı bağ kurması lazım. Seçilmesinin sağlayacağı çıkarları anlatması gerek. Belki toplumsal öfkeyi yönlendirdi ama aynı şekilde parti ideallerini de yönlendirmeli mevcut kamuoyu yoklamaları Clinton'ın lehinde ancak George Washington Üniversitesi'nden Lara Brown'a göre anketlerde Trump'ın işine yarayabilecek bir değişme eğilimi var. Amerikalı seçmen arasında sistemin bozulduğuna dair bir duygu ve çaresizlik hakim. Washington'a seslerini duyurmaya çalışıyorlar ama Washington'un onlara kulak vermediğine inanıyorlar. We are going to make America. Amerika'yı yeniden büyük bir ülke yapacağız. Donald Trump'ın kampanya faaliyetlerini toparlayabilmesi için bir şans Temmuz ayında Cleveland'da yapılacak Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı olacak. Ancak bazı delegeler kendisine parti adaylığını vermemek konusunda kararlı görünüyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Ekonomiyle devam ediyoruz. Çalışma Bakanlığı'na göre Amerika'da iş gücü büyüyor ve işler çe çeşitleniyor. Teknolojik ilerleme ve ihtiyaçların değişmesi yüzünden bazı meslekler kaybolurken yeni meslekler ortaya çıkıyor. Amerika'da iş gücü büyümeye devam ederken bazı mesleklerin kaybolmaya, yeni mesleklerin ise daha çok rağbet görmeye başladığı görülüyor. Bu belirleme Çalışma Bakanlığı'nın verilerine dayanıyor. Amerika Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı yeni bir araştırma imalat sektöründeki istihdamın 2024 yılına kadar yavaş yavaş azalacağı tahmininde bulunuyor. Bazı uzmanlar ise Amerika'daki imalat istihdamının maliyetlerin daha düşük olduğu ülkelere kaydığı görüşünde. Otomasyon ve robotların sağladığı verim nedeniyle imalat sektöründe insan gücüne daha az ihtiyaç duyulduğu için iş kaybı yaşanıyor. Çalışma Bakanlığı önümüzdeki birkaç yıl içinde imalat sektöründeki istihdamın yılda binde 7 oranında düşeceğini tahmin ediyor. Bu durum işçileri tedirgin etse de düşüş oranı son birkaç yılki düşüş oranı olan %1,6'dan daha az. İnşaat sektörü de benzer bir tablo sergiliyor. Müteahhitlerin 2024 yılına kadar yaklaşık 800 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Bazı müteahhitler projeleri için yeterince kalifiye eleman bulamamaktan yakınıyor. Ancak inşaat sektöründeki kazanımlar 2006 yılında eriştiği en yüksek seviyedeki istihdam oranına çıkmasına yetmeyecek. 2006'da inşaat ve emlak sektöründe yaşanan ciddi sorunlar ekonomik gerilemeyi tetiklemişti. Uzmanlar ayrıca önümüzdeki yıllarda açılacak iş alanlarının çoğunun başta sağlık ve sosyal yardım olmak üzere hizmet sektöründe olacağını belirtiyor sağlık hizmetleri ve teknik mesleklerin yakın gelecekte en hızlı büyüyen iki sektör olması bekleniyor. Tahminlere göre önümüzdeki 8 yıl içinde bu iki sektör 2 milyon 300 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bu da her dört yeni işten birinin sağlık hizmetleri ve teknik mesleklerde olacağı anlamına geliyor. İş piyasasındaki değişiklikler genel iş gücünün yılda yüzde yarım oranında büyüdüğü bir döneme rastladı. Bu değişiklikler nedeniyle yaklaşık 164 milyon kişi için yeni iş alanları açılacak. Bloomberg Mali Haberler Servisi'nin yayınladığı yeni bir ankete göre işsizlik oranının hafif yükselişe geçerek %4,8 oranına ulaşması bekleniyor. Anket 180 bin kişiye iş imkanı doğacağı tahmininde bulunuyor. Bundan bir ay önce uzmanlar 38 bin kişiye istihdam sağlandığına dair veriler açıklandığında şaşkınlık yaşamıştı. Son verilerse istihdam rakamlarında büyük değişiklikler olduğunun habercisi. Telekomünikasyon sektörü çalışanlarının greve gitmesiyle 35 bin kişinin geçici olarak iş bırakması istihdam rakamlarını olumsuz yönde etkilemişti. Geçtiğimiz ay hayal kırıklığı yaşatan istihdam verileri ve İngiltere'deki Avrupa Birliği'nden çıkış referandumunun yarattığı belirsizlik, faiz oranlarında beklenen artışı erteleyen Amerika Merkez Bankası'nı kaygılandırmıştı. Merkez Bankası, ekonomik gerileme sırasında teşvik sağlamak amacıyla faiz oranlarının neredeyse sıfır seviyesine çekmişti. İktisatçılar faiz oranlarının ortalama seviyesine yükseltilmesinin zorunlu olduğunu söylüyor. Aksi takdirde aşırı teşvik nedeniyle enflasyonun yükseleceği uyarısında bulunuyor. Alpaslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Bazı uzmanlar İngiltere'nin AB'den çıkış referandumunu özgürlüğü simgelediği için Berlin Duvarı'nın yıkılmasına benzetiyor. Amerika'nın sesi Berlin Duvarı'nın kalıntılarının gölgesinde Avrupalı gençlerle görüştü ve Avrupa kıtasının değişen kimliği hakkında ne düşündüklerini sordu. 1989'da Berlin'i ikiye ayıran duvarın yıkılması küresel uçurumları daha da derinleştirdi. Avrupa'nın karanlık günlerini hatırlatan Berlin duvarının bazı parçaları bugün hala ayakta. Bazı gençler İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının Avrupa'nın geri adım attığı anlamına gelip gelmeyeceğini sorguluyor. Avrupa'dan ayrılmayı düşündüğümüz bir zamanda burayı ziyaret etmek insana çok tuhaf geliyor. İngiltere'deki genç seçmenlerin çoğu Avrupa Birliği'nde kalma yönünde oy kullandı, ancak kimileri birlikten çıkmaya karşı değil. İngiltere'nin birlikten çıkışının Avrupa ve dünyayı nasıl etkileyeceğini kimse bilmiyor. Bir yandan halkın söz hakkı olduğunu, diğer yandan ekonominin zarar göreceğini düşünüyorum. Finley Arnokiri, İngiltere'deki referandumda göçmen akını korkusunun etkili olmasından hoşlanmadığını söylüyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının yeni lojistik ve ekonomik duvarlar öreceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu duvarların ne ölçüde bölücü olacağı henüz bilinmiyor. Londra benim için birliğin simgesiydi. Burada dünyanın dört bir yanından insanlarla tanışıyorsunuz. Ancak şimdi belirsizlik var. Çok tuhaf bir durum. Bu gençlere göre referandum kendi nesilleri için Berlin duvarının yıkılışını simgeliyor. Bundan 20 yıl sonraki durumu İngiltere'nin çıkışından önce ve sonra diye düşüneceğiz. Kimileri ise diğer üyelerin de Avrupa Birliği'nden çıkışı tartıştığı bir ortamda Avrupa'nın geleceğinin birliğin bütünlüğüne bağlı olduğu görüşünde. Ancak yine de geleceği kestirmek zor görünüyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Washington'dan yaptığımız yayının burada sona gel sonuna geliyoruz. Yarın Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine bu ekranda karşınızda olacağız. İyi akşamlar.